Evet, merhaba dostlar. Hayırlı akşamlar. Bu akşam 8. sınıf sınavlarına hazırlanırken, liseye geçiş sınavlarına full çeken değerli bir kardeşimizi misafir edeceğiz. Sefa Server Yavuz. Efendime söyleyeyim. Öğrenciler için tabii araştırıyoruz. En iyi şeyleri bulmaya çalışıyoruz. Bunlardan biri de kendileri gibi öğrenci olan, yakın bir zamanda bu süreçten geçmiş kişilerin sohbetleri, onların başarıları için etkili oluyor. Bunun için daha önce çalıştığımız, danışmanlık yaptığımız, kurslarımıza katılan arkadaşlarımızdan ulaşabildiklerimize ulaşıp programa katılmasını rica ediyoruz. Uygun olanlar katılıyorlar. Bugün Sefa müsaitti. Sefa ile başlayacağız. Yarın Neva müsait. Neva Betül Keleş. Onunla sohbet edeceğiz. Sefa full çekti ve fen lisesinde okuyor şu an. Evet, şimdi Sefa'yı davet ediyoruz. Birlikte sohbetimize devam edeceğiz. Tabii sorularınızı yine ekleyebilirsiniz. Sefa merhaba, iyi akşamlar. Sefa sesini alamıyoruz. Mikrofonunu bir bak istersen. Evet, Sefa mikrofonunu ayarlarsın. Şu an geliyor mu Kadir abi sesin? Sefa, sesin geliyor şu an. Gayet net geliyor. Nasılsın? İyi misin? İyiyim Kadir abi, sağ ol. Allah'a şükür, sen nasılsın? İyi, iyi. Çok şükür. Teşekkür ederim sohbetimize katıldığın için. Ne demek Kadir abi, estağfurullah. Süreçten bahset istersen. Şu an fen lisesindesin. Sınava hazırlanıyorsun. Sekizinci sınıf sürecinde neden ihtiyaç hissettin yaşam koçluğuna? Ne gibi katkılar oldu? Oradan başlayalım. Full yapma sürecini bir düşünelim, konuşalım. Böyle bir paylaş bizimle. Bizi dinleyen arkadaşlar, veliler. Çok ihtiyacım Kadir abi şeydi. Bana böyle herkes umutsuz vaka gibi bakıyordu böyle. Hani denemelerim hep düşük çıkıyordu. Hep böyle okulda 40. 30. falan oluyordum. Hocalar falan da hani benden çok ümitli değildi. O yüzden psikolojik olarak hani ben bunu yapmak istediğim için bir ihtiyacım vardı yani. O açıdan sana geldim. Eyvallah. Efendim Kadir abi. Orada bir kesiklik oldu herhalde. Neyse devam edeyim. Dediğim gibi Sen Kadir devam abi et. böyle şey yapıyorlardı yani tüm çevremdekiler olsun işte senden bir şey olmaz şey böyle yani hep bir umutsuz vakaydım dediğim gibi. O yüzden bir ihtiyaç da hissettim. Ayrıca çok fazla dikkatsizlik sorunum vardı. Yani sorulardan çıktıktan sonra denemeden bu hatayı ben yapmayacağımı fark ediyordum. Hani nasıl yaptığımı anlamıyordum. Ondan sonra işte Nasıl direkt seninle yaptın? Bu çalışmaya soruyu başladım. nasıl açtın, değil mi? Evet Şimdi Kadir de abi. çok bu çok yaşanıyor. Ya herkesin kesin yaşayacağı bir şey bu yani. Dikkat hatası çoğu insanda var. Nasıl yanlış yaptım anlamadığım sorular oluyordu. Direkt o yüzden seninle görüşmeye gelmiştim zaten. Haftalık görüşmeye başlamıştık. En büyük yani ihtiyacım buydu Kadir abi. Destek olarak yani psikolojik olarak çok önemliydi bu. Peki nasıl çözdün Sefa? Nasıl çözdüm Kadir abi? Dediğim gibi tamamen beyinde yani. Bu hani sen hep diyordun bana mesela fullediğin zaman hayal et onu mesela. Hep bir yerlere gönderiyordun beni. Fullediğin zaman kendini ailenle görüşürken hayal et falan. O çok fazla motive ediyor insanı. Yani onu dediğim gibi yani insanların kafasında hep bir şey varken işte ben acaba nereye kazanacağım şu bu. Benim tek odağım full çekmek oldu. Yani tek amacım full çekmekti. Asıl önemli olan nokta oydu yani benim için. Evet, çok güzel. Peki biraz sınava hazırlanırken neler yaptın? Yani nasıl dikkatini artırdın? Böyle Sınava anında neler hissettin? Sınava hazırlanırken benim bir programım vardı öncelikle yani kendim bir hiç kimseyi dinlemiyordum yani senle beraber oturup hani yaptığımız şeylere uymaktı benim önce tek amacım oydu yani
Senin dediklerine uymaya çalıştım. Sınava hazırlanırken de hiçbir zaman moralimi bozmadım yani. İlk başta tabii moralim bozuktu. Ondan sonra hani psikolojik destek aldıktan sonra hiçbir şeyi kafama takmamaya başladım. Yani bir şeye odaklandım sadece. O da bu sınavdan full çekmekti. Yani herhangi bir yanlış falan da değil. Direkt full çekmeye odaklandım. Bu süreçte de çalışmamı yani belirli bir düzene oturttum. Hayatımda hiçbir şeyden eksik kalmadım. Yani gayet arkadaşlarımla da oturdum, eğlendim, şey de yaptım. Ama dersimi de bir kenara koydum. Hiçbir zaman aksatmadım onu da. Başarımdaki yani en büyük etkenlerden biri buydu. Belirli bir programım ve düzenim vardı yani. Hiçbir zaman şey olmadım. Aksatmadım yani. Zinciri oluşturdum ve o zinciri hiçbir zaman kırmadım. Çok güzel. Yani Peki bu şu an bazı sorunlar var Sefa. Özellikle LGS'ye hazırlananlar. Mesela oyun oynayanlar var. Bilgisayar oyunlarına takılıp zaman harcayanlar var. Veya böyle ya yeterince çalıştım mı? Özellikle full yapabilecekler için sanki hiçbir şey bilmiyormuşum gibi söyleyenler. Hocam sanki hiçbir şey bilmiyorum. Sana da olmuş muydu böyle şeyler? Nasıl açtın bunları? Örneklerle verirsen merak ettim. Tabii vereyim Kadir abi. Benim öncelikle bir oyun bağımlılığım benim de vardı. Hani bir oyunu çok fazla oynuyordum. Günde belki 6-7 saat, tabii bu 8. sınıfa kadar. Artık yani bir şeylerin farkına vardım. Yani şunu söyleyeyim, eğer oyun bağımlılığı olan insanlar varsa aranızda, günde yani oyunu çok rahat bir şekilde bıraktım. Yani kendinize şunu söyleyin. Yani zaten sizin sınavınıza daha az kaldı. Bu sınav bittikten sonra istediğiniz kadar oynayabilirsiniz. Yani şu an lisede gayet eğlenceli bir şekilde hani bağımlılığa getirmedim ama yani onu kendinize söylemeniz lazım artık. Ben bu oyunu oynamayacağım. Ya yani zor bir şey değil bu gerçekten. İnanın bana. Bağımlısı olduğum bir oyunu bırakmam 10 dakikalık bir karara sürdü ve bir yıl boyunca hiç oynamadım. Şu an hala gayet oynuyorum yani mutlu bir şekilde. O yüzden çok zor bir şey değil yani. Deneyin sadece. Evet. Full çekmek gurur veriyor değil mi? Tabii Kader abi yani Özellikle o sınav anında. evet. Mesela bazıları 4-5 yanlış yapıyor. Full de yapabilir. Ama o an dikkatsizlik yapıyor. Mesela sen o anı nasıl açtın? Öncelikle maşallah nazar değmesin inşallah. Darısı herkesin İnşallah. başına ve üniversiteye hazırlanırken inşallah üniversitede de güzel bir yer olur. Onun da sohbetini yaparız. Sen İnşallah. nasıl açtın? Sınav anında full'ü nasıl yakaladın? Mesela sınav anında anladın mı full olduğunu yoksa sonrasında mı? Dikkatini nasıl topladın? Dikkatimi nasıl topladım? Ya öncelikle hani dikkat dağıtıcı unsurlardan uzaklaştım mesela. Bu bir akıllı telefon olsun. Bu bir şey olsun, oyun olsun dediğin gibi az önce. Ve daha çok işte dediğim gibi Kadir abi seninle haftalık çalışmalarımız yani Allah razı olsun. Onlar çok büyük etkisi oldu bende. Çünkü sınavda o masaya oturduğumuz zaman çevremdeki insanlar işte ağlıyordu. Garip garip hareketler yapıyordu. Benim kafamda hiçbir şey yoktu yani. Sadece Allah'a şükür öyle oturdum ve sınavın kağıdın gelmesini bekledim. Hiçbir zaman hiçbir şeyim, tedirginliğim olmadı. O konuda çok rahattım yani. Dikkatsizliği de nasıl açtım derseniz dediğim gibi yani şeylerden uzak durmanız lazım. Ekrandan uzak durmanız lazım. Bazı insanlar kendilerini mesela kandırıyorlar. Ben mesela video izleyerek kendimi geliştiriyorum filan mesela şey ders videoları. Ya bunlar çok yanlış arkadaşlar. Zaten az bir zamanınız kaldı. Kendinizi hiç kandırmayın. Yani direkt bir şeye odaklanın ve hiçbir ekran sizi etkilemesin. Yani televizyon olur, telefon olur. Kitapla aranızda bir tek hiç kalem olsun. Başka hiçbir şeyle ilgilenmemeniz gerekiyor. Çünkü böyle şeyler gerçekten hani çevremde arkadaşlarımdan da yaşadım. Dikkatinizi çok ciddi şekilde etkiliyor. Evet, şimdi neler yapıyorsun Sefa? Biraz YKS için nasıl hazırlanıyorsun? Geçen aradığında kütüphanedeyim demiştin. Evet, Şimdi buyur. şöyle Kadir abi yani şey nasıl diyeyim ki önceden bu şey başladığı zaman pandemi sürecinde hiç ders çalışamadım yani çok zorlandım. Ama bu biraz daha zaman geçince artık şeylerin farkına vardım. Ben de artık yani günümün bir kısmını işte kütüphanede geçiriyorum. Bir 3-4 belki 5 saat ondan sonra yine kendi hayatıma geri dönüyorum. Yani şu an lisede de şu ana kadar yani gayet bu şekilde rahat bir şekilde geçti yani. Her şeye vakit ayırabiliyorsunuz. Hiçbir şekilde zor değil yani. Sefacığım, bir arkadaşımız sınav anında nasıl odaklandın diye soruyor. Sınav Sınav anında neler anında yaptın? Sınav boyunca hemen bahsedeyim. neler yaptın? Sınav anında şöyle şimdi Kadir abiyle biz bir şeyler çalışmıştık. Bir el hareketleri, nefes hareketleri.
Hani mesela herkes Şu oturmuş eline... hareketler vardı Evet. değil mi? Aha. Şunu yap. Evet Kadir. Kulak dinlemen böyle vur. Nefes al ver. 4-8 nefesi. Bunu önceki videolarımızda anlattık arkadaşlar. IGTV'de o var. Instagram TV'ye ekledim ben o videoları. Bunları anlattım daha önce. Evet, devam edelim. Sınav anında dediğim gibi işte o Kadir abinin anlattığı, ya ben hep onlarla meşguldüm. Hiç çevreme bakmadım ve hani dediğim gibi sınav akşamında Kadir abinin evine gitmiştim ben. Hani kendisi beni hipnoz etmişti, uyutmuştu sınavdan önceki gece. Yani kafam zaten çok aşırı rahat. Yani hiçbir şey yoktu aklımda. Çok rahattım yani. O konuda o hareketleri yaptım zaten. Onların da nefes, özellikle nefes egzersizlerinin çok aşırı bir etkisi oluyor yani. Bunu denerseniz herhangi bir sınava girmeden önce deneyin. Nefes vücudu aşırı rahatlatıyor. O Kadir abinin dediği şeyler illa vardır videoları. Onları izleyin ve sınavdan önce kesinlikle yapmalısınız onları. Evet, çok güzel. Sefa, biri diyor ki Sefa abi özel ders veriyor musun? Öyle bir soru Yok, var. Gerçi çok az kaldı vermiyorum ama arkadaşım. veriyorsan Sefa'nın numarasını yazarız biz arkadaşlar. Ararsınız. Özel ders talepleri olursa düşünebilir. Yok Şimdi hayır abi. Sefa'nın bahsettiği soru vardı yani gerçekten sormuş Ben biri. Sefa işte hipnoz dedi. Biz bu önümüzdeki günlerde 8 Haziran'da bir 10 günlük kamp açacağız online değerli arkadaşlar. Ona katılanlar için hipnoz terapisi yapacağım. Bu Instagram'da hipnozu çok yapamıyoruz çünkü kim ne halde bilemiyoruz. Biraz da öğrencimizi tanımamız lazım. Ama hipnozun faydasını gördüğünü söylüyorsun değil mi? Bunun birçoğu geliştiriminde bulunuyor. Nefesler faydalıydı. Vitaminler, nane yağı bol bol koklardık. Başka Evet. neler söylemek istersin Sefacığım? Ya söylemek isteyeceğim hani şu an full çekmek isteyenlere şunu söylemek istiyorum. Yani kafanızın tamamen boş olması lazım. Hiçbir şeyin sizi şey yapmaması lazım. Yani hiçbir şey vaktinizi çalmamalı. İnanın ki çok pişman olursunuz sonrasında. Çünkü yanlış yaptığınız zaman göreceksiniz ki hani bunu yapmayacak bir yapmazdım diyeceksiniz ve bunun pişmanlığı gerçekten çok fazla olur. O yüzden hazır hala vaktiniz varken hiçbir şeye odaklanmayın, hiçbir şeyle uğraşmayın. En çok demek istediğim şey yani kafanızın tamamen boş olması lazım. Yani kafanızda hiçbir şey olmasın. Zaten o Kadir abi herhalde de Zoom'dan şey yapacağız beraber. Onların hepsine katılın. Yani onları uygulamanız lazım. Önemli olan burada zihinsel gücünüz. Yani sınavdan yanlış yapan öyle arkadaşlarım var ki mesela herkes diyordu ki bu kesin full çekecek. Adam 6-7 yanlış yapıp çıkabiliyor. Neden? Çünkü kafası doluydu. Yani kafanızın tamamen rahat ve boş olması gerekiyor. Hiçbir şeyle ilgilenmemeniz lazım. Ve ayrı bir tavsiye olarak da vereceğim bir şey düşünüyorsanız bu Tonguç Akademi sınavlardan önce bizim zamanımızda bir günlük şey yapıyordu. Full tekrar. Ben yine Kadir abilerin evinde onunla çalışmıştım. Full tekrar videolarını kesinlikle onların izleyin. Çok büyük şey oluyor. Hangi şey yapar bilmiyorum. İlla birileri yapar bunu. Onlar da son olarak Özellikle size şu çok kalan faydası. sürede değil mi Sefa? Şu kalan sürede toplu tekrarlar var. 3-4 saatlik. Tunguç olabilir. Başka Herhangi bir şey fark paylaşımlar var. LGS'yi işte 15 günde nasıl fullerim? Matematiği nasıl etmiyor. fullerim diye o tür videoları izleyip eksiklerini tamamlayabilirler. Yani işte 15 gün kapılmalarına gerek yok değil mi? Kesinlikle öyle. Yani hiç onları dediğim gibi çok faydası var onların. Ya ama ilk maddeniz zaten sınava çok bir zamanınız kalmadığı için hani bu saatten sonra çok şeylere dönmem yani ilk başta yok konulara şöyle çalıştım şey filan. Şu an tek yapmamız gereken zihninizi boşaltmak. Tek bir şeye odaklanmanız lazım. Çünkü dikkatsizlik gerçekten çok büyük hatalar yaptırabiliyor yani. Dikkatsizlik kesinlikle yapmam. Yani herkes yapıyor. İlla ki yapılır dikkatsizlik ama önemli olan zihninizin boşluğu. Çünkü bu sonrasında ciddi bir pişmanlık veriyor insana yani. Buna hiç gerek yok. Ayrıca hani bol bol kitap okumanız da çok önemli bir konuydu zaten. Şu ana kadar okudunuz mu bilmiyorum ama bunun da çok büyük bir etkisi var. Hala okuyabilirsiniz yani. Hiç demeyin ki sakın test çözmem kitap okumamdan daha önemli. Kesinlikle böyle değil. Kelime dağarcığı en önemli şeylerden bir tanesi. Hala kitap okumaya devam edin. Bu da çok önemli. Yani en büyük etkilerinden biri de oydu. Evet. Kitap okurken algılama, anlama, yorumlama özelliği gelişiyor.
Değerli takipçiler, ilerleyen günlerde zaten başka arkadaşlarımız da fikirlerini alacağız. Ben de sınav anında yapılacaklar üzerine çok daha detaylı konuşacağım. Başka uzmanlar da çıkaracağız. Her gün bir canlı yayın yapacağız nasip olursa. Saat 10'da başlayacak canlı yayınlarımız. Özellikle bu 8 Haziran'da başlayacak LGS, YKS için de 13 Haziran'da bir kampımız başlayacak. Zoom üzerinden, yani online bir kamp. Bulunduğunuz yerden, evinizden katılabilirsiniz. Safoş, sosyal hayatından biraz bahset. Neler yapıyorsun? Arkadaşlarımla yani... Evet. Sosyal hayatım şöyle Kadir abi, şu an hani şu an bir pandemi durumunda olduğumuzdan dolayı şu an çok bir şey yapamıyorum tabii, evde duruyoruz genellikle. Çıktığım zaman da kütüphaneye gidiyorum ya da zaten ya da akşam öyle bir oturuyoruz az bir şey. Yani şu an ne yazık ki herkesin durumu böyle de, normalde lisede gayet 8. sınıfta da hiç kesmedim bunu yani. Sosyal hayatım hiçbir zaman eksik olmadı, Allah'a şükürler olsun. Herhalde daire çerçevesinde inşallah hep şey olduk yani. Hiçbir şeyden eksik kalmadım yani. Hem de dersimde çalıştım. Hepsinde bir denge gerekiyor anladığım Aynen öyle. Kadarıyla. Aynen öyle. Ama sınav senesinde kesinlikle, mesela şu an ben oyun oynuyorum mesela. Oynuyorum dediğim bir hafta önce sildim bilgisayarımdan, bıraktım. Hani hiçbir zorunda yaşamıyorum da sınav senesinde, hele ki son zamanlarda, kesinlikle oyun oynamamanız gerekiyor. Yani herhangi bir şu sosyal medyada falan hiçbir şeye aklınızın takılmaması gerekiyor. Şu sürede o kafanda hiçbir şey olmasın dediğim bu anladığım kadarıyla. Aynen. Yani dikkatini sınava ver. Sınavda işte full çekmeye odaklan. Doğru cevaplama. Şimdi sadece bu da değil. Evet. Yani önemli olan hani sadece ekran da değil. Beraber hani görüşüyorduk ya Kadir abi seninle. Hayatta yani o sadece tek fokusunuzun sadece oyunlardan ayrılma değil de her şeyden yani kopmanız lazım. Sadece sınava odaklanmanız lazım. Yani bazı insanlar bakıyorum çevremde, işte yapamazsam anneme ne diyeceğim, babama ne diyeceğim. Böyle şeylerin de olmaması lazım. En kötüsü mesela benim gibi illaki vardır aranızda. Hani herkes bana diyordu ki sen yapamayacaksın, başaramayacaksın. Emin olun bunların hiçbiri sınavda kafamda değildi. Hani bittikten sonra gidip bir dedim yani, hani başardım falan böyle karşılarına çıktım. Bu da ayrı bir mutluluk veriyor yani. Emin olun bunu yaşamak Kafa istersiniz. Bastın mı? Evet, biraz öyle aldık hadi abi. Ya, o en mutluluk veren şey oydu benim için. Annen baban destekliyordu. Yani onu biliyorum. O baskı hissettirmiyordular. Buradan anne babalara, hani özellikle velilere, yani çocuklara, öğrencilerine baskı yapıyorlarsa eğer. Çünkü bazıları diyor annemin babamın çok baskısı var. Çok kıyaslıyorlar. Ne tavsiye ettin bu konuda? Ya onu da kesinlikle şunu söylemek istiyorum. Önce kendi ailemin yaptığını söyleyeyim. Tabii bu herkes için geçerli olmaz şimdi. Önce onu da söyleyelim yani. İlla herkes bunu yapmalı demiyorum. Ama ben kendi ailemin yaptığını söyleyeyim. Her hocalar arayıp bu çocuk başaramayacak dediğinde, bu çocuktan bir şey olmayacak dediğinde ya da herhangi bir mesela denemeler ortadaydı. Sonuçta ben mesela hiç TEOG'da aldığım puanın yakınına bile denemelerde yaklaşamıyordum. Bunun karşılığında benim babam bana dedi ki ben sana güveniyorum. Yani hiç kimseyi dinlemedi babam. Dedi ki ben senin sonuna kadar arkandayım. Sonuçta senin elinden geleni yaptığını görüyorum dedi. Eğer yani oğlunuz veya kızınız çalışıyorsa ona güven duymanız lazım. Yani elinden geleni yapıyorsa önemli olan bu. Onun arkasında durmanız lazım. İnsanlar onlara şey dediği zaman sizin ona destek çıkmanız lazım. Bu benim için çok büyük bir şeydi. Annem ve babam her zaman yanımda oldu. Çok sağ olsunlar onlara da. Bana hep güvendiler yani. Bana hep dediler sen yapacaksın, sen başaracaksın. Onlardan aldığım destekle ben de Allah'a şükür başardım. Ya bu çok önemli. Kesinlikle çocuğunuzda baskı kurmayın. Hele sınava az bir süre kalmışken sizi düşünmemeleri lazım diyorum ya. Öğrencilerin aklında çok fazla şey var. O şimdi hani annem ne diyecek, babam ne diyecek diye düşüneceğine hangi konularım eksik, hangi sorulardan daha çok net arttırabilirim onları düşünmesi gerekiyor. Sefacığım, bizi öğretmenler de dinliyor, takip ediyor. Tabii bazı öğretmenler motivasyon yapmak için, yani sen yapamazsın dediğinde bir şahlanıp yapayım da gör dedirtmek için belki. Belki bir art niyeti asla olmaz da öğretmenlerin. Mesela öğretmenlere böyle bir, yani bir öğrenci gözüyle, hele bir de hani net yanlışların çok çıkarken onu düzeltip bir atak yapıp oyunu bir kararla bırakıp
efendim full çektiğini düşünürsek, yani öğretmenlere mesela hani bir öğrenci gözüyle ne önerirsin? Mesela nasıl davransalar daha motive edici olabilir? Ya Özellikle böyle önce şunu belli söyleyeyim. şeyler var mı? Tabii önce şunu söylemem lazım Kadir abi. Benim öğretmenlerim hani diyordum ya senden bir şey olmaz filan. Şeyi yanlış yaptım mesela. Şeyi de söylemem lazım. Bazı öğretmenler de vardı ki şu an hala bana abilik yapıyorlar. Beraber kampa gittiğimiz bir ortaokul öğretmenim var mesela. Lisedeki öğretmenlerim yolda görünce selam bile vermiyoruz birbirimize ama öyle öğretmenlerim de oldu yani. Beni hep destekleyen, kim ne derse dese umursama, her zaman arkandayım diyen öğretmenlerim de oldu. Ha tabii bazı öğretmenler vardı. Niyetleri kesinlikle art niyetli olduğunu düşünmüyorum ama hani diyorlardı senden çok bir şey olmaz demiyorlardı da mesela şu cümleyi duydum. Görünen köy kılavuz istemez lafını duydum mesela. O bana çok dokundu. Böyle öğretmenlere tek isteğim lütfen öğrencilerinize hayatları boyunca unutamayacağı sözler söylemeyin. Yani ben orada hani belki tamam yanlış hareketlerim kesinlikle öğretmenlere yani üzerine çok yük düşüyor. O kadar çocukla uğraşıyorsunuz. Hepsinin nazını çekiyorsunuz. Size sürekli ya işte sınav stresi falan boş boş şeylerden öğretmenlerin canını sıkıyorlar. Ama öğretmenlerin de yani söylerken böyle bir cümle bazen öğretmenim belki hatırlamaz bile ama o görünen köy kılavuz istemez lafını ben hala unutmadım. Hiçbir zaman da unutmayacağım yani. Bu tür sözleri kullanmamalarını tavsiye ediyorum. Çünkü çok inciniyor öğrenciler yani bu böyle durumlarda. En azından ben öyle oldu yani bana. Sefa, şu an LGS için yaklaşık 2 haftamız var. Yani bugün cuma, bir sonraki cumartesi, yani ya bir sonrakinde sınava girecekler 20 Haziran'da. YKS'de 27 Haziran'da. Şu kalan sürede mesela hani tahmini 10 net, 20 net artırılabilir. Böyle sen nasıl da hatırladığın kadarıyla son günlerde kaç net artırdın? Nasıl çalıştın? Biraz böyle hatırlıyorsan, hatırladığın kadarıyla Ya paylaşmanı benim rica ediyorum. programım şöyleydi. Hatırladığım kadarıyla ben yani sınava bir 2 ay kala tüm konularımı bitirmiştim. Sadece deneme çözdüm ben. Tabii bizim sistem farklıydı. Şimdi ben şeyi de inceledim. LGS sorularını falan da inceledim. Aynı bizim mesela problemleri lisede şu an bizim YKS'ye girecek öğrencilerin gireceği şeyler. Onların durumu biraz daha farklı. Onlara LGS hatırladım. biraz zor değil mi? Bizim Biraz zor zamanımıza göre tabii ki biraz daha zor. Yani konu net ama attırma işini şu. baş edilebilir sanki değil mi? Ya tabii ki baş edebilir dense yani baş eden insanlar çok fazla. Şimdi bunu zor deyip kenara atmak çok yanlış. Sonuçta benim çevremde bile görüyoruz sürekli bundan da full çeken bir sürü insan var. Hani onlara gidip deyin o zaman hani nasıl yap. Yani dediğim gibi bu kesinlikle bir bahane değil. Bizim sınavımız zorlaştı. Zorlaşan sınav herkese zorlaştı ve hala full çeken insanlar varsa demek ki full çekilebilecek bir sınav. O kadar da zor değil. Benim zor demek istediğim farklı yani. Bizimki çok daha farklıydı. Bizimki tamamen böyle ezbere dayalıydı. Biraz daha ezbere dayalı diyeyim. Çünkü paragraf falan vardı. Ama LGS'de yeni yeni sorular dediğimiz bizim de şu an uğraştığımız biraz daha mantık yürütmek gereken sorular olduğu için ona yani alışmak biraz zor olmuştur. Da şu ana kadar herhalde çözmüştür herkes onu. Net arttırmak konusunda da şöyle diyeyim ben size. Bu piyasadaki denemelerin hiçbir yayınına hiçbir zaman güvenmenizi ben önermiyorum. Bunlar çünkü genelde moral bozuyorlar. Şimdi yeni nesil soru dediğimiz şey şeylerin, yayın evlerinin bize sunduğu sorulardan çok daha farklı sorular. Yani gerçekten sınavda gördüğünüz zaman eğer çıkmış soruları çözerseniz benim ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Denemeler yüzünden sakın moralinizi bozmayın. Yani bu yapacağınız en büyük hata olur. Ama yine de nasıl net arttıracaksınız? Her gün deneme çözerek. Yani ama bunu da çok güçlü bir şekilde yapmanız lazım. Çünkü bir yayının denemesi mesela zor olacak. Çıkacak karşınıza hiçbir şey yapamayacaksınız. Böyle bunlardan moral bozmamanız lazım. Özellikle full çekmek isteyenler için. 5-6 yanlışım çıktı ben full çekmek istiyordum. Böyle şeylere kesinlikle moral bozmayın. Deneme en çok moral bozan şey ama emin olun bu yayın evlerinin yayınladığı denemelerin %90'ının MEB'in yaptığı sorular, sorduğu sorularla hiçbir alakasını ben göremedim. Yani her zaman da bunu dedim. Dediğim gibi okuldaki denemelerde hep sonlardaydım. Hiçbir şey yapamadım yani hiçbir derece yapamadım. Hoca bir geldi dedi ki senin kitapçığın full. Adam inanamıyor hani. Dedi nasıl neden inanamıyorsun? Oysa ki ben emindim buna. Yani Kadir abi de sağ olsun zaten her full çekeceksin diye diye böyle. Ben hiç şaşırmadım mesela ama onlar çok şaşırdı. Niye? Onların verdiği denemelerde ben çok düşük netler yapıyordum. Net yükseltmek için yine deneme çözmeniz lazım. Dediğim gibi bu çok işe yani aşırı işe yarayan bir şey. Ama kesinlikle bunu moral bozmadan yapmanız gerekiyor. Denemeni çöz. Çözemediğin soruların cevabını bul, değil mi? Cevabını Tabii çünkü çözdür. yapmakta olmaz. Yani Öğretmenlerin yapamadığın tüm konuları anlamak lazım bir daha.
bir daha onu anlamak, tekrar etmek lazım. Her bir denemeye netlerini artırma niyetiyle gir. Ama mesela diyelim ki sınavda da full çekeceğine inan, kafanı boşalt ve evet gerçekten ona bir şartlandır kendini, değil mi? Motivasyonunu artırıcı şeylerden biri de bu. Peki Savoş'um, vakit ilerliyor. Son birkaç şey adına ne söylemek istersin? Derslerine çalışsınlar, tamam. Böyle sana özel bir şey, yani Sefa Server Yavuz'dan nokta atışı, sana özel birkaç şey söyle, sohbetimizi tamamlayalım. Söyleyeyim. Yani bana özel şöyle dediğim gibi yani tabii bu bana özel sayılmıyor. Yani Kadir abinin çok büyük etkisi var bunda. Son zamanlarda zaten her gün ben Kadir abilerde kalmaya başladım artık. Yani evde duramıyordum. Yani heyecan yok dediysem de bakmayın. Sonsuz bir heyecan var üzerimde. Çünkü ben orada kendimi kanıtlayacaktım. Yani insanlar bana yapamazsın diyor ama ben orada yapacağıma emindim yani Allah'a şükür. Allah'ın izniyle karşıma bir şey çıkmazsa elimden gelen her şeyi yaptım çünkü kafamı da boşalttım. Ben özel olarak şunu yaptım. Dediğim gibi hiçbir şeye kafamı takmadım. Yani bana denilen hiçbir şeyi içerlemedim, şey yapmadım. Hani dedim ki konuşsunlar, hiç önemi yok yani. Çünkü eminim çoğu insan bunu bana söylerken benim iyiliğim için, gaza gelmem için yapıyorlardı. Belki de bunda başarılı da oldular yani. Bu o buna hiç kimseye kızamam yani bana senden yapamazsın dediği için. Çünkü kimsenin hani benden nefret ettiğini düşünmüyorum bu konuda. Hepsi benim iyiliğimi istiyorlardı. Ve bana özel olarak da dediğim gibi hiçbir şeye kafanızı takmayın arkadaşlar son zamanlarda. Özellikle kafanızı tamamen boşaltmanız gerekiyor. Önemli olan yani sizi düşürecek konu eğer zaten full çekmeye amaçlayan bir insansanız sizi düşürecek şey dikkat dağınıklığı. Bu dikkat dağınıklığında çok yüksek oranda kafanızı boşaltarak ya yani şey ortadan kaldırabilirsiniz. Ve sorulara bakarken hani sanki normal evde ya buna gerçekten bazı insanlar inanmıyor. Ben sınavı çözerken sanki evimde öyle normal bir deneme çözüm. Okulda bile değil hani o kadar rahatım. Kafamda hiçbir şey yok. O şekilde olmanız lazım. O kafa eriştiğiniz zaman tüm soruları çok rahat yapabilirsiniz. Sanki çünkü zaten uzun süredir hepiniz çalışıyorsunuz. Son zamanlarda da kafanızı boşaltmaya çok odaklanın. Sadece full çekmeye odaklanın. Asla ben yapamam, ben şey yapamam gibi demeyin. Ve sorular önünüze getirildiği zaman hiçbir zaman kafanızda yani diyorum ya farklı bir düşünce olduğu zaman kayarsınız. Gerçekten bunu çoğu insan yaşıyor ve çok üzülüyorlar sonrasında. Bunun için tamamen kafanızın boş olması lazım. Sınava hazır olmanız lazım zaten full çekmek istiyorsanız. Size gelen soruyu evdeymişsiniz gibi çözün. Yani sanki evinizdesiniz öyle istediğiniz zaman bırakıp gidebilirsiniz. Kafanızda hiçbir zaman olmasın ki şu an ben işte LGS'deyim şu an. Eğer ya kaydırma yaparsam benim için çok kötü şeyler olacak. Emin olun eğer böyle düşünürseniz daha çok dikkat hatası yaparsınız. Dikkat hatası yapmak da size en çok üzecek şey olur. Benim en son demek istediklerim bunlar kadar. Çok teşekkür ederim Sefacığım. Rica Çok ederim. sağ ol. Eyvallah. Çok keyifli bir sohbet oldu. Eyvallah. Değerli katılımcılar, sizin adınıza da Sefa'ya teşekkür ediyorum. İnşallah YKS'ye de hazırlanacağız beraber. Orada da bir başarı İnşallah öyküsü kadar. yazacağım Sefacığım. İnşallah. Sana tam güveniyoruz. Ben de birkaç şey söyleyip tamamlamak istiyorum. Değerli arkadaşlar, yani gerginlik, kaygı, endişe, sınava faydası olsaydı ben öğrencilerime diyorum elektrikli sandalyeye oturturdum. Hipnoz yapıp rahatlatmazdım veya telkin, meditasyon veya tefekkür yaptırmazdım. Elektriğe verirdim, böyle voltu açtım, titretirdim böyle. İşkence yapardım ki hani gerginlik artsın da netler artsın. Böyle olmuyor. Yani rahatladıkça Sefa çok güzel üstünde durdu. Kafanızı boşaltın. Yani o bu şu demiş, işte netlerim şuymuş buymuş. Başarıya odaklanın. Sınav anında soruları okuyun. Metni güzel okuyun. Noktasına virgülüne dikkat edin. Anlamına dikkat edin. Cevapları çözerken gerçekten o an efendim sizden ne isteniyor buna odaklanın. Kaygı endişeyi yani gelirse de bıraktım gitti diyeyim. Böyle nefesinizle bunları tekrar daha önceki videolarımızda anlattık. Detaylı bir şekilde de ileride işte 8 Haziran'da açacağımız LGS Full Kampı bu. Özellikle 80 civarı yapanlara kesinlikle öneriyorum. 80'i full'e taşımaya niyetliyiz. 80 ve üzerini. Yine 70-75 yapanlar da, net yapanlar da katılabilir.
Düzgün ekonomik bir kampanya yaptık. Sayfada detaylar var önceki videolarda. Daha sonrası için de telefonla açılıp katılabilirsiniz. Yarın Neva'yı dinleyeceğiz. Neva Betül Kereş. Pazartesi de Betül Şengül'ü dinleyeceğiz. Neva İstanbul Hukuk öğrencisi. O da hazırlanırken beraber çalışmıştık. Şimdi burada mesela Sefa için de aynısını söyleyebilirim. Neva için de Pazartesi Betül katılacak. Betül de Cerrahpaşa'da. O da yine çalıştığımız bir öğrencimiz. Yani bu tamamen Kadir Demirbüker'in eseri demiyorum. Burayı da lütfen anlayın. Çünkü kendilerinde ailelerinin bir katkısı var, okullarının, öğretmenlerinin bir katkısı var. En önemlisi kendisi çalışıyor, bir hedef koyuyor. Bizim katkımız doğru yolu göstermek, doğru teknik bilgi vermek, doğru metot öğretmek. Benim en büyük katkım ne diye düşünüyorum bazen. Bilince dayalı çok ben çalışmıyorum. Yani bilince dayalı çünkü yüzlerce uzman çıkıyor. Yani korkacak bir şey yok. Sakin olun. Şöyle bir bilinçaltına dayalı. Bilinçaltını da derken geçen bir aradı öğrencimiz. Korkmuş bilinçaltı dediğimde hani bilinçaltıma girip ne yapacaksın falan. Bilinçaltına girmek diye bir şey yok. Yanlış anlamayın. Nefestir bilinçaltı. Nefesi kontrol etmektir. Düşünce gücüdür. Doğru düşünmeyi öğrenmektir. Efendim belli mesela şu hareketlerden bahsetti Safoş. Bu hareketler hormonsal sistemimizi etkiler, dikkatimizi artırır. Mesela burada tiroid var, timus var. Bu videolar var. Önceki sayfalarda, önceki videoları izleyin. Yeni katılanlar için, takipçilerimiz bilir. Burası enerji artırır. Böyle özel yöntemler. Yani bunları paylaşıyoruz. İnşallah kampımıza katılmak için bilgi alabilirsiniz. Telefon numaramız sayfamızda var. Yine böyle buradan söyleyeyim. 533 495 30 95. Telefonla bağlantı kurabilirsiniz. Mesaj yazabilirsiniz. Mesajla ulaşabilirsiniz. Ben öncelikle Sefa'ya tekrar teşekkür ediyorum. Rica ederim. Anne babasına tebrik ediyorum. Allah bağışlasın derler, değil mi? Allah bağışlasın. Çok gerçekten iyi yetiştirmişler. Öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum. Yarın görüşmek üzere. İyi akşamlar. Görüşürüz. Eyvallah. İyi akşamlar. Sefa, görüşürüz. İyi akşamlar. Görüşürüz.